Work and Travel programını başarıyla sorunsuz bitirdik. Şimdi Amerika'da öğrenci olarak kalmak istiyoruz. Bu süreç nasıldır? Nelere dikkat etmemiz gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tabii ki sizin var olan Work and Travel programınızı başarıyla tamamlıyor olup bir sorunsuz bir şekilde çalışma bölümünü bitirmiş olmanız ya da bitiriyor olmanız çok güzel bir durum. Ve şimdi tabii siz seyahat dönemine giriyorsunuz. Tabii bu dönemde de kurallara uygun davranmanızda fayda var. Eğer takipçimizin sorduğu soruya dönersek, peki ben bu süreçte ya da biz bu süreçte öğrenci statüsüne nasıl geçeriz diye soruyorsa, bu süreçte öğrenci statüsüne geçebilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar tabii ki okulu belirlemeniz, hangi eyalette yaşayacaksınız, hangi eyalette eğitiminizi alacaksınız, bunu belirlemeniz ve bu belirlemeyi yaptıktan sonra da statü değişikliğine adımların atılması gerekecektir. Önemli olan durumlardan biri artık eskisi gibi değil. Sadece öğrenci statüsüne başvurunuz yetmeyecek. Aynı anda da alt statüyü devam ettirecek. Ki bu cevabında mümkün olmayacak Work and Travel'da. Dolayısıyla turist statüsüne geçiş başvuru adımının atılması gerekecek. Dolayısıyla siz şu anki durumunuzda bu tip başvuruları yapıp alt statüyü devam ettirecek turist statüsü ve öğrenci statüsü değişiklerinde başvuruları yapıp bu süreçte burada kurallara uygun şekilde eğitiminizi bekliyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.